Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Terraformcraft'ın yeni sezonuna hoş geldiniz. Ve bu sezon yine multiplayer, Faked ile birlikte ve güzel bir FPS lagım. FPS lagı demişim. İnternet balansı lagım var. Her zamanki gibi. Evet. Süper Online, buraya fiber döşe. Ben ayrıca bu seriyi YouTube'a yüklemeyeceğim. Canlı yayın kanalı üzerinden yapıyorum ben. Bu yakınlarda da bir yerde tetrahidrat varmış. Ve hiç ağaç yok etrafta. İlginç. Hmm. Evet, kötü bir seed. Kalimera'nın bulduğu seed, ne bekliyorsun? Ama maden var direkt. Evet, orası öyle de. Heh, şu karşıda ağaç var, oraya doğru gidelim. Haritaya sıcak su kaynağı. Haritaya not aldım ben. Sen haritaya not aldın, şu an bende minimap yüklü değil çünkü. Ha. Ben direkt opisi attım. Onun minimap'i var direkt. Bir de oralarda bir yerde clay vardı, onu işaretledin mi? Doğru söylüyor izleyiciler, clay vardı orada. Ha evet. Şu çiçeklerin orası mı? Haha, sarı çiçeklerin olduğu yer. Biliyor musun arada... Terraformcraft'ın bu versiyondaki değişiklikleri falan, nasıl oynandığını? Çok fazla bakmadım. Ha. Ben çoğunu biliyorum ya. Başlangıcı biliyorum ama. Hı-hı, klasik. Kaç kişi var? Şu anda benim programım kaç kişi olduğunu göstermiyor. Benim programı soracak olursanız 0 kişi var şu an. Demin 200 kişi gözüküyordu bende, şimdi 9 kişi gözüküyor. Benim programım da hiç göstermiyor. Bence pek 9 kişi var gibi gözükmüyor yani. Bana da. Twitch kafayı yedi. Direkt biraz oyunun sesini kısayım. Ses çok fazla gibi geldi bana. Ben oyunun ayarlarını yapmamışım sanırım. Video settings. Bir saniye. Evet. Burada da silver buldum. Ve sıcak su kaynağı var. Evet, benim gördüğüm yer. Birazcık sisi açacağım çünkü Terraformcraft biraz bilgisayarı dörplüyor. Evet, Terraformcraft nedense fazla kasıyor. Evet. Şu anda kasma yok ama FPS'im düştü. V-Sanc'ı aldığım için hep bende 60'tan fazlası gözükmüyor. Ben de 60 alayım ya, daha fazlasına gerek yok. Aynen. Şunu 60 kayıt yapalım. Programını şunu kapatalım. Enerjisine sıkıntı yaratıyor. Aa, temiz su. Anti-salt strip filtering diye bir tane seçenek var. O ne işe yarıyor acaba? Görüntüyü iyileştiriyor. Ha, tamam. Olsun, öyle olsun. Yalnız bir dahaki bölümden önce ben buna bir fateful... O iş, lava düşecektim. Evet, tamam. Chat'i de kenara aldım, artık dediklerinizi daha rahat görüyorum. Bu arada sen ağaçların orada mısın? Evet evet. Senin ismini görüyorum hatta. Şu an yerden şey topluyorum. Biraz straw. Bir de strawların artık içinden direkt yürüyerek geçebiliyorsun ve yaratıklar da geçebiliyor. Ha. Ne güzel. Ha, yani, biri de evet, pardon. Görmüştüm. Biri de bana o yoruma atmıştı benim eski bir videoma. Henüz o özelliğin olmadı. Abi onların içinden geçilebiliyor diye. İnsanların sürümlere bakma alışkanlığı elde etmesi lazım. Benim yıllarca önce çektiğim videolara durmadan yorum yapıp niye eski versiyonda oynuyorsun diyenler bir sürü kişi var, biliyor musun? O da iyiymiş. Canlı yayın ve shader aynı anda çok şey olur. Çalışmayabilir diye şey yaptım, yüklemedim shader'ı. Yani evet. Tek şey bu. Uzun ağaçları kesersek daha çabuk odun toplarız. Evet, balta yapımını hatırlıyormuşum. Yay! DNS'inizi falan değiştirmeyi deneyin. Çünkü yayını kasmaması lazım. Kasmıyor yani şu an. Çünkü değerli moderatörlerimiz var değil mi Onur? Buradan duyuyor beni. O takılınca söylüyor bana. İşte evet. Normalde hain de gelecekti. Doğru söylüyorsunuz ama... Ama hain olduğu için... Gelmedi. Bugün hiç açmadı bilgisayarını. Yani o yüzden tamamen onun hainliğini suçluyoruz bunun için. Şimdi gece olmadan yerden bir sürü... Strato olmaz. Ben sana şu bıçakları vereyim. Ben ağaç keseyim sen... Yok, şu an fazla odun ihtiyacımız yok. O da doğru. Şunu da keseyim ve... Tamam. İki tane yere attım. Sen yerden straw topla, ben de yiyecek arıyorum geceyi geçirmek için. Tamamdır.
Biraz da stick lazım. Başlarda bu strawları toplamak bayağı önemli bu arada. Unutmayalım. Ne bulmuşum? Onion. Çiğ soğan yiyeceğiz. Bu arada kurmayı unuttuğum bir modu hatırladım. Ne? Inventory Tweaks. Aa. Bende haritada yok. Aynen. Neyse arada hallederiz bir. Hı hı. Ha buralar hep tatlı su. Çok iyi. Buraya bir yere yapalım evimizi. Şu sazlıklar buranın tatlı su olduğunu gösteriyor. Buralardan su içebiliyoruz demek oluyor bu. Ayrıca bilmeyen varsa bu Terraformcraft tamamen oyunu değiştiren bir mod. Yani hiçbir şey normalde olduğu gibi değil şu anda gördüğünüz. Ya ufak bir detay mesela en basitinden yumrukla ağaç kırmanız imkansız. Evet ve yani etraftaki her blok Terraformcraft'tan bakacak olursak. Her şey. Evet. Neredeyse bir Greg Tekin. Vanilla Man... Greg Tekin bir adım ötesi. Evet. Greg neredeyse her şeyi ele geçiriyor. Bu her şeyi ele geçiriyor. Evet. Neredeyseyi de ele geçiriyor bu. Evet. Tamam o zaman bir süre sadece soğanla besleneceğiz gibi görünüyor. Etrafta çünkü hep soğan var. He. Acaba şey onlar da öğrenemiyoruz da ikimizin karakteri hangi tür yiyecekleri seviyor? Evet. Öyle bir şey de eklendi. Her karakter rastgele dünya kurduğunuzda belli bir yiyeceği seviyor. Evet. O yiyeceklerini yiyince daha iyi doyuyor. Damak tadı değişik her seferinde. Evet. Bu arada ilginç bir bilgi söyleyeyim mi? Evet. Soğan zehirlidir. Öyle mi? Beyin için zehirli. Hmm. O zaman biber buldum. Az bilinen bir gerçek ama zehirli. Ha evet, YouTube'daki serinde tatlı su tuzlu su yok gibiydi sanki oradaki dünyada. Orası doğru, normalde olması lazım ama... Yok. Nerede? Benim YouTube'daki serimde hiç o sazlıklar yoktu hiçbir suda. Ama hangi sudan su içmeye çalışsam içebiliyordum ve gayet doluyordu işte benim susuzluğum. Bir de Twitch bir süre sonra siliyor mu şu kayıtlı şeyleri? Videoları. Şey, yayını alman şey lazım. Ne? Yayını alman lazım yani. Düzenleyip yayını alman lazım. Diğer türlü siliyor 2 hafta sonra. Ha 2 hafta sonra yine kötü bir süre değil. Tetrahidrat buldum 3 tane. Tetrahidrat iyidir. 4. Copper'dır. Copper mı? Evet. Hmm, Greg Tech'te de aynı maden copper olduğu için oradan çok net hatırlıyorum. Bir tane daha balta yapayım. 3. steğimi topluyordum. Ve yavaştan bir yere yerleşsek hoş olabilir. Tamam, şurada bir yerde... Şimdilik en azından bir gecelik yetecek şey var. Yiyecek var. Gibi görünüyor ikimize. Bende şurada... de neredeyse 3 steak straw var. Ha, buralarda daha fazla yiyecek var. Tamam, sen bir tane tatlı su bul, oranın yanına yerleşelim o zaman. Bir de clay bulmamız lazım gece olmadan. Gece oldu bile neredeyse. Aa. Şu anda şey yok biliyor musun? Eskiden öyleydi ya, hani tatlı su içine girince susuzluğun doluyor. Ha. Şu anda öyle bir şey yok. Yani o su içme matarasını yapmak zorundasın. Bir sürü yemeğim oldu. Tamam. Ben o bulduğumuz tatlı su kaynağının oradayım. Bizim spawn'ın yakınlarında şey vardı. Clay vardı. Evet. Ben haritaya kaydettim. Tamam oraya doğru gidelim o zaman. Olmadı. Tamamdır. Ve bıçağım da kırıldı. Ben senin yanına ışınlanıyorum. Biraz gece olmuş olacak ama. Op değil. Ha, op değilim doğru. Ben de değilim. Hmm. Bir saniye. Şunları birleştireyim de çantamda yer kaplamasın. Yaratıklar gelmeye başladı. O tatlı su kaynağının orada biraz gizlenelim. İdare edeceğiz. Tamam. Geçelik. Susuz susuz. Op. Beni hemen yanına ışınlaman lazım. Ben de op değilim. Ha, op olma ihtimalimiz yok mu herhangi bir şekilde? Benim yayını durdurmam lazım. Ha. Hemen geliyorum. Evet geri geldim ve lanet yaratıklar üstüme geliyordu. Tam geldiğim gibi.
Yaratıkların binlerce canı var ve yumruklayarak öldürmek yıllarınızı alıyor. Yani silahsız ölebiliyorsunuz. Evet, kaçın. İlk gecede yapabileceğiniz tek şey kaçmak. Sen neredesin? Onu seni bulmaya çalışıyorum. Biraz önce seni gördüm de ben. Yaratıklar beni kovalayınca kaçtım. Doğal olarak. Her tarafta zenci iskeletler falan var. Niga 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 niga. Denizin oradayım. Aslında gölün. Seni gördüm. Ben de seni gördüm. Gayaların oradasın. Örümcek hayır. Hayır. Git. Optifine'ın zoom'unu da değiştirmem lazım bir ara. Bir de durmadan koşup koşup zıplayamıyoruz da onun da bir sınırı var. Yani zıplayarak koşamıyorum. Evet. O işi daha da zorlaştırıyor benim için. Şimdi bütün sabah, bütün geceyi böyle koşarak geçireceğiz herhalde. Güzel spor olur. Rejim yaparlar. Herhalde saklanacak en iyi yer şu anda suyun altı. Sen neredesin? Suyun altında yeşil biber yiyorum. Seni göremiyorum direkt. Ve smart moving yüklü. Yüzü şekline bakın. Kulaç atıyorum. Zibilyon tane su kaynağı olunca seni bulamıyorum ben. Evet, bütün gece yüzeceğiz. Çünkü tek güvenli yer su. Ben dağdayım. Aa, dipte balıklar mı var? Bir dakika. Aa, gold buldum. Aa, evet, balık var bayağı yüzen. Çok hoş. Options, video settings, brightness. Aa, örümcek! Aa, git. Tamam, burası da güvenli gibi şimdilik. Ev gibi bir şey yaptın mı? Hayır. Dağın tepesindeyim. İdare ediyor o da. O da minimap ayarlarına bir gelelim. Orada... Şimdi ben burada ne yapabilirim acaba? Aa, peşimde bir yaratık yok gibi şimdilik. Sanırım yeşil biberler bitecek birazdan. Böylelikle hiç yeşil biber tadamayacaksın. Ha, artık koşamıyorum sanırım çok susadığım için. He. Çok kötü. Ve orada Clay görüyorum. Tamam, Clay'e doğru gideceğim. Clay'in orada mısın? Yani yanında Clay var. Clay olan bir yerde gördüm ben de. Mızrak atan iskelet. Hayır. Belki daha sonra. Görüşürüz. Sen orada mısın? Senin başlığı göremiyorum. Hiçbir yerde. Şu anda yüzlerce yaratıktan kaçıyorum sadece. Ben de baltalar elimizde, uzun ip belimiz. Bu modun yüklenişi birkaç gün sonra web kanala gelecek, dediğim gibi bir daha söyleyeyim. Zaten zor bir yüklenişi de yok gerçi. Da yapamayan bir sürü kişi var. Yani. Yüklemekte fayda var. Evet. Geyik buldum. İğrenç bir espri yapasım geldi. Yapabilirsin. Geyik yaparsın artık. Çok iğrençti değil mi? Evet. İğrenç bir şey için hazırlıklıydım ama bu kadar da. Ben Salih'le takılmayı bırakmalıyım ben bir ara ara. Onun espri anlayışını almaya başladım. Su iç diyorsunuz da suyu içemiyorum ki, su içecek matara yapmamız lazım önce. Onun da daha ısınması falan var. Evet, şu zombi... an dünyanın tepesinde gibi bir şeyim. Bu zombiyi öldürmem kaç yıl olacak? Daha yüksek yerler varmış. Evet, canını, seni gördüm. Canını gördünüz mü biraz önce zombinin? Kaç kalpli canı vardı? Manyak. Fake, seni gördüm. Tamam. Clay'ı kazıyorsun. Ama iki tane daha zombi geldi ona vurduğum için. Oo. Oh. Ve de zaten aletim de kırılmak üzere. Şu. Ben de. Kürek. Aa, yemek. Ben de azıcık kürek yapayım.
Hiç kusura bakmayın. Ne yaparsanız yapın bana bu yemekleri alacağım. Sadece görmezden gelin şunları. Oy balta gel. Görmezden geliyoruz. Takılsınlar. Arkamızda. Bu yeniyor muydu? Milkweed. Sanmıyorum. Bunun herhalde bir şey yapılıyordu da tam olarak... Yey bir adet zombi öldürdüm. Hayır creeper. Evet patlayan bir creeper'ımız var. Kendimize birazcık silah yapmamız lazım. İyi kötü taştan da olsa. Balta kullanıyorum ben şu an. Sabah oluyor. Bir dakika. Önce iki tane bıçak yapalım. Daha sonra bir tane hammer yapalım. Hammer iskeletleri iyi vurur. Ben klasiğim baltayla devam ediyorum biraz. Tamam. Bir tane daha balta yapalım. Evet. Gündüz olmaya başında azıcık kürek. Rahatlarız. Evet. Ben bir sürü eşya yaptım. Şimdi şunları al. Boğuluyor muyum? Evet. Güzel. Şunları birleştirmem lazım. Boğulsam da önemli değil. Boğulurken nasıl olsa zombi bana vuramaz. Zombi eminim sudan daha çok vururdu bana. Yani. Yani birds. Hani, diye bakıyor musun su daha OP'ymiş. Fena vurmadı. Su mu? Evet. Bir de canımızın dolması da çok uzun sürüyor ya. Evet onu öyle fark bir ettim. Sıkıntı var. Sen beni OP yaptın mı? Senin yanına şınlanayım. Evet. Tamam. Naber? Gel. Fazla clay toplayamadım ama şimdilik yeter. Şimdi susuzluktan ölmeden önce bir an önce şu matarayı yapmamız lazım. Ben hemen onu yapayım, ısıtmaya başlayalım. Aynen. Şimdi nasıl yapılıyordu acaba? Bir saniye. Dur, önce bildiklerimi yapayım ben. İki tane vessel yapalım. Tam bir adet iskelet öldürmüş oldum. Şimdi. Uçurumdan aşağı atarak. Bir dakika. Clay yazarsam çıkar muhtemelen. Nerede? Ha, clay jug. Şöyle yapılıyormuş. Dur. Ben de göstereyim bir yandan. Clay jug da bayağı karışık. Yapımı aklımda tutabilirsem. Bir tane bir boşluk. Üç sağ. Tak tak tak. Değişik bir şey. Hadi bakalım. Evet. Şu yanlış şekilde ya. Bir yapılıyor. Clay başardın. Nasıl ya? Ne oldu? Yanlış yaptığım için Clay'i başardın. Bu arada ben şuraya delik açayım. Hayır. No. Heh tamam. Bir tane yaptım. Biraz da bana Clay'i versene ben de göstereyim. Direkt NEI'den bak çünkü gösterirken de clay harcıyoruz ya. Biliyorum. Ya birden fazla gerekecek ya. Ben hepsini yaptım. Hı, tamam. NEI'de onları gösteriyor. Çok iyi bir özellik ya. Direkt bak yapılışlarına. Ve şimdi... Üstüne straw dolduruyoruz biraz. Ama yağmur yağarken bunu yakamayız. Üstünü de kapatmamız lazım. Evet. Bu arada doldu mu? Daha fazla koyamıyorum. Doldu. Bir de üstüne odun koyacağız. Ha. Şöyle odunları dizeceğiz üstüne. Tamam. Ama daha sonra fire starter'la yakacağız şimdi ama. Şimdi üstünü strawla kapatsak mı olur acaba? Strawla kapatmamız lazım evet. Şuraları alalım. Evet yağmur geçirmiyor. Tamam. Güzel. Bizi geçirse de yağmur geçirmiyor. Ve straw bu oyunda yer çekiminden etkilenmeyen yegane şey. Evet, neredeyse hiçbir şey yok. Şimdi yakıyorum o zaman. Aynen. Yanarsa. Heh. Fire starter'da. Şimdi bunu ısıtınca artık su içecek bir kap yapmış olacağız. Şu şekilde yapılıyor fire ama starter. Ama straw yanar, doğru söylüyorlar. Biraz mesafe var arada gerçi de. Ben yanacağına inanıyorum. Bakalım. Direkt yağmuru mu kapatsak? Dur ben bir... Ha tamam. Yok. Weather sesini kapatabiliyormuşuz. Güzel. Aynen. Ope. Bu arkadaş yanabilir. Doğru dur. Bir dakika. Çok daha iyi bir fikrim var eğer bu arkadaş yanabiliyorsa. Bunun üstünü kapatmak için. Pumpkin mi? Evet. Bunlar düşüyor mu?
Adres koyamıyorum sanırım. Ha, bir bloğa bağlı olması lazım galiba. Herhalde. Düşüyor mu bu? Deneyelim. Şurada kazarsak. Pumpkin düşmüyor gibi. Yok, düşmüyor herhalde. Evet, düşmüyor. Da ama yanmıyor strollar. Bir tane izleyici daha mantıklı bir şey söyledi. Yağmur yağdığı için yanmaz bence strollar dedi. Evet, yanmıyorlar da zaten. Evet. Şimdi ben sana birazcık yemek atacağım. Çok hoş olur açlığım bitmek üzere. Şu var. Bir de şu var. Bir de bu var. Şimdi yeterli olur onlar. Bende de biraz var. Tamam. Şu tepedeki ağacı sen mi yaptın öyle yoksa? Hayır. Bu böyle spam olmuş. Çok ilginç. Hiç odun yok. Oo. Ne? Böyle fantastik bug'lar da var elimizde. Alttan yanıyordu yalnız biraz önce Straf. Altından yanmaya başlarsa yanabilir sanırım. Bilmiyorum. Biz göz kulak olalım. Evet. Çünkü şu anda bu ısınmazsa asla su içemeyeceğiz ve susuzluktan öleceğiz birazdan. Bunun ısınması lazım şu an ısıttığımız şeyin. Aynen. Ve susuzluklarımız neredeyse bitmek üzere. Bu arada ev olarak evet. Burayı kullanabiliriz aslında. Ha evet aslında. Tepede yakınımızda olduğu... sıcak su var. Sıcak su diyorum işte şey. Tatlı su var yakınımızda. Ve şurası hep tatlı su. Demin gözlemledim. Tepede olduğu için savunması kolay. Evet ama buradaki dörtlerin tamamını kazmamız lazım. Yoksa üstümüze heyelan oluşabilir. Aynen. Onu yapıyoruz. Dökülüyorlar. Dökülüyor. Çok dökülüyor. Bu arada buradaki yer çekim mantığı Gravel'inki ya da Sand'inki gibi bir yer çekim mantığı değil. Çok daha fantastik bir yer çekim mantığı. Evet bakın mesela ben hemen şurada göstereyim. Cama falan da kayabiliyor her şey. Evet mesela bu dörtü buraya koydum. Üstüne bir tane daha dört koyarsam yana kayıyor ve buradan da aşağı doğru gidiyor. Yani evet dörtten bir ev yapmak imkansız. Aynen. Evet. Aslında bu Minecraft'ın en büyük noobluğunu engelliyor. Oo ne güzel çöktü onlar öyle. Aynen. Etrafa yayıldılar böyle halka şeklinde. Bir de bazılarının belli bir çöküş olasılığı var. Mesela şu üstünde çim olan topraklar diğerlerinden daha yararlı. O yüzden bunlar altını kazınca çökmeyebiliyor ama evet, üstünde zıplarsanız çimler, çöküyor. Çimler sabit kalabiliyor. Evet belli bir olasılıkla. Değişik. Ama gene de hani olasılık olduğu için riske atmamak en önemli. Ben Nathan'ın item'ı düzelteyim bir sayba. Doğru. Tamam. Oldu. OP yaptığım için seni şey direkt cheat moddaydı değil mi? Aha recipe aldım şimdi. Evet tamam oldu. Tamamdır bu iş görür. Ayrıca şu an maksimum canımız gitgide azalıyor. Onun nedeni de şey dengeli beslenmiyoruz. Şurada açız. Beslenme şeyimiz var. Elma işte şey elma diyorum. Meyve, sebze, protein, karbonhidrat hepsinden eşit almamız gerekiyor canımızın yüksek olması için. Şurada da takvim falan filan var. Evet, bir süre sonra kış geliyor ve bütün yetiştirdiğiniz bitkiler ölüyor. O zamana kadar yiyecek depolamamız lazım. Kış gelmeden. Skillerimiz olmuş. Evet. Mesela şey onlar level atladıkça çok daha iyi yapıyorsun işini. Mesela... Bu arada benim Terraformcraft'ta her daim en sevdiğim şey Blacksmith olmaktı. Hmm. Yani tamam. Blacksmith olmayı çok severim ben. Şimdi umarım ölmeden tamamlanır çünkü benim yarım kutudan az kaldı. Susuzluk. Benim susuzluk neredeyse. Benim susuzluk da öyle bir şey. Evet işte. Bit la! Bit! Şu bitince ben hemen geliyorum. Tamam. Bir evet daha. Şu an Firestarter yapımını gösteriyor. Fake. 4 tane çubuk atıyoruz ve Firestarter denen aletle ki 2 tane çubukla yapılıyor zaten. Yakmaya çalışıyorsunuz bunu. Ateşimiz yandı. Random bir şansla yanıyor. Şimdi içine biraz odun koyacağız. Bu arada odunlar hakkında üstüne de direkt atabiliyorsun odunu. Ha. Bunun içine herhangi bir çubuk koyduğumuz zaman bu bize bir tane torç verecek. Tamam.
Şimdi torç yapmanın iki yolu var. Ya bu torça bir bu tane... Bu arada odunları çekelim. Kullanmayacaksak çekelim odunları içinden. Ya ısıtacağımız bir şey var mı yiyeceklerden Yok. falan acaba? Yok değil mi? Pişirebileceğiniz bir şey. Şu pişiyor mu? Sanmıyorum pek pişecek bir şeye benzemiyor ama. Bu bana sapling gibi geldi sanki. Domatesim nereye gitti benim? Ha elimdeymiş. Hah şunlar oldu. Hah sonunda tamam. Tamam diğer ikisini de ben alıyorum. Tamam hemen su içmeye gitmemiz lazım. Ölmeden... Evet. İhtiyacımız olan seramik jug'dı. Uf. Aa, şansım çok ne kötü oldu? Bir şansım var. Kırıldı ilk deney işte. Hani onların %5 gibi bir kırılma ihtimali var ya. İlk deney Dur. İşte kırdım. Al. İlk deney işte nasıl kırılır ya? Şans. Evet. Yeni bir tane yapmamız lazım. Hı hı. Isıtırız birazdan. Kilimiz vardı değil mi? Kilimiz şu anda çok az kaldı. 11 tane var. He. 5 tane ile bir tane eşya yapılıyor. O zaman ben azıcık kil toplayayım. Tamam ben de şuraları birazcık daha kazacağım. Başka bu arada yaptım. Burası native gold nugget dolu. Hmm. İdi. Da işte bu yakınlarda hiç ağaç yok ya, bir o sorun var şu anda ev yaptığımız yerde. Sapling bulursak ekeriz aslında. Büyümeleri de inanılmaz uzun sürüyor işte. Evet. Ya oyunda her şey biraz gereksiz gerçekçi. Evet yani oyun zamanına göre 1-2 yıl sürüyor ağaçların büyümesi. Sanırım. Emin değilim bilmiyorum. Birkaç ay da olabilir. Abarttım sanırım. Evet, birkaç gün diye hatırlıyorum sanki. De ben bayağı uzun zaman önce oynamıştım. Bayağı uzun sürüyor onu. Çok iyi biliyorum da. Bone meal yiyemiyorsunuz ayrıca. Evet. Öyle bir şey yok. Zaten kemiğin tek bir kullanımı var. Stick olarak kullanılabiliyor. Şimdi buralar çöküyor ara sıra. Üstünde durduğum yer çekerse kötü olur. Sen şöyle buraya zıplarsan. Ben de hafif bir tehlikeye girip ravinin üstünden geçtim. Kill. Şu köşeleri strolla kapatalım. Biraz daha düz gözüksün. Gözüküyor ama sadece. Evet, çünkü içinden geçebiliyoruz. Dört koyunca dökülüyor, ne yapayım aşağıya? Yaprakların üstünden de geçebiliyoruz. Yaratıkların doğabileceği yerlere aydınlatalım. Hiç çubuğum kalmadı ya. Bende de 4 tane var. ...56 clay topladım. Biraz daha toplayayım, hemen geleyim oraya. Tamam. Sabah olunca da bir... Şu anki çubuklar kalsın, silah yapmak için falan kullanırız. Hı hı. O zaman sabah olunca direkt başka bir yere taşınalım. Ağaçlara böyle büyük bir ormana yakın olursak bizim için daha iyi olur. Aynen. Burayı da maden olarak zaten yerimledim ben. Hı hı. Tamam. Daha bende bayağı yiyecek var da hepsini birleştirdiğim için bende duruyor. Seninkiler bitince söyle, sana da atayım. Tamamdır. Şimdi... Kill. Dur. Kalıpları çıkartalım. Bir tane daha şey yap. Bir tane daha seramik jug yap. Sadece bir tane yap. Geri kalanından pickaxe falan çıkartalım. Tamam, bir tane yaptım. Pickaxe cast, saw cast, bir de ne yapalım? Şu madenleri aglayan bir tane pick vardı, ismini unuttum. Dur, neydi? Saw yapalım, pickaxe yapalım. Bir de pro pick. Evet. Tamam, burası güvenli gibi tamam, en azından. Pickaxe tamam. Prospector P. Prospector. Tamamdır. Prospector pick de hazır. So.
Evet. Tamam, sağ kolaymış. Bir de şey artık odundan yapılmıyor şu. Hani maden aramak için şey yapıyorduk ya, kase gibi bir şey. Odundan yapılmıyor, clay'den yapılıyor. Onu da ısıtmamız lazım. Ondan da 4 tane yap, bunun yanında ısıtalım. Neydi aranıyor? Neydi adı? Bir dakika hemen bulayım sana. Clay bowl direkt. Ama şey tam ters böyle yapılış şekli normalde olduğundan. Her tarafa bas şey yapıyorsun, Evet. tıklıyorsun, sadece orası kalıyor. Fark ettim. Ben onu ilk yaptığımda fark etmemiştim de sonra niye olmuyor diye düşünmüştüm uzun süre. Tabii Ha milyon şu. tane clay de boşa gitti orada. Evet. Tamam, 4 tane de buradan yapıldı. Ateş söndü ama şu anda ihtiyacımız yok. Bunların ikisini de yakalım, pişsin. Tamam, ikisi de maksimum oldu. Odunları dizelim. Tamam. Firestarter sende. Ne? Tavuk ve köfte yemek güzelmiş diyorlar. Şimdi bunu yakmak için birkaç tane çubuğa ihtiyacımız var. Çünkü bunun bir tanesini bile yakacağından emin değilim. Şu anda yakamıyorum zaten. Server Neden? mi çöktü? Bundan? Yo. Lag'a mı girdi ya da? Lag olabilir. Sağ tıklayınca hiçbir şey olmuyor bunlara, bilmiyorum. Bir tane odun çıktı şuradan. Hiç çubuğun var mı başka? Sen yakabiliyor musun? Ben de yakamıyorum. Üstünün açık olması mı gerekiyor acaba ilk başta yakarken? Olabilir. Belki. Ha, ikisi sanırım tam yan yana olmuyor. Ha. Sanırım. Strollar boşa gidecek herhalde. Yo, Evet. geldi. Clay Bowl'ların birisi sende mi? Evet. Tamam. Tamam. Oraya da işte straw. Odunları da sen yerleştir. Yan yana olmaz diyorlar, evet. Daha tabii onlar yeni gidiyor görüntü. Ne yazık ki. Ve yeterli gelmedi bendeki Firestarter. Lan. Güzel lag oldu. Ve son sticklerim. Nasıl Yiyeceklerin bozulan kısmını bıçakla kesmeyi unutma da. oluyor? Direkt üstüne decay yazıyor yiyeceklerin altında. O ne kadar bozulduğunu gösteriyor. Bıçakla birlikte crafting table'a koyunca bozulan yerini alıyorsun. Hmm. Bıçağım yok tabii. Tam atayım. Ne kadar bozuksa o kadar hızlı daha bozulmaya başlıyor gitgide. Yani parabolik olarak artıyor, öyle anlatayım artık. Tamam, matematik dersine de girdik buradan. Evet. PUBG nerede diye soruyorlar. O da yaz tatiline kadar yok. Bu arada Dersler seramik de kaçıyor. vessel'lara bir şeyler depolayalım. Ben Aha. madenleri bir tanesine koydum. Tamam. Şuraya koydum. Ben de alayım onu. Başka. Bende de biraz bir şeyler var. 6 tane şundan var. Bir tane bundan var. Bunun yanı sıra killeri de şöyle koyayım. Tamam. Kemikleri de. Dört tane. Şu anda ev yapamayız ne yazık ki. Öyle bir dünya yok. Yapacak bloğumuz yok. Evet, öyle bir imkanımız yok. Henüz. Hatta baya bir süre olmayacak. Yani evet. Bir 10 tane kopra ihtiyacımız var. Şu an ne kadar
kapırımız var bakalım. Ben bayağı bulmuştum bir yerden de. 6 tane tetrahidrasımız var. Şimdi tetrahidratla diğer kapırı da eritirsek aynı sıvı oluyor değil mi? Evet, ikisi de kapır. Tamam. Güzel. Yay, gündüz olmaya başladı. Sonunda. Aynen. Şu domuzları öldürmeyeceğiz tabii ki çünkü bir yeniden doğmuyor hiçbir yaratık. Evet. Bu arada onların hayvanlar. Cinsiyetlerine de bir bakalım. İkisi de erkekse birini öldürebiliriz işte. Bu arada benim de şu Optifine'ın CTRL'sini değiştirmem lazım. Madpack 2 canlı yayında yapacağım da bu defa multiplayer bir Terraform Craft oynamaya karar verdik. Bir dahaki canlı yayında Madpack oynarım muhtemelen. He. Hı hı. Ki bu arada bu server bayağı bir açık kalacak bizim tüm tayfa buraya girebilir durumda ama tayfa. Evet. Sonraki bölümler yani bayağı kalabalık olacak burası. Muhtemelen. Aynen. Köy falan kurmayı düşünüyorduk. Hı hı. Yavaştan gündüz olmaya başladı. Tamam. Şu jug'ları alayım ben. Ha, jug demişim. Ben de biraz su içeyim umarım kırmadan. Tamam, kırılmadı. Şuradaki orman... Oy, Enderman. Enderman? Enderman. Friendly neighborhood Enderman. Gold! Gel bakalım. Şu su da senin. Aşağı attım. Dur. Neredesin? Ver bir dakika. Teşekkürler. Biraz lag var herhalde sende. Evet. 8 megabit internetin zararları. Öf. İşte şu olay çok sinir bozucu. Şuna bakın ya. Hangisi? Çıkmak için altıma blok koymaya çalışıyorum. Hepsi dökülüyor. CTRL'ye basılı tutarak çık. Evet, o da bir... Tamam, unuttum mu? Tamam. Dur, nasıl yapıyorduk onu? Dur, bir dakika. Şu şeyin ayarını değiştirmem lazım. Evet. Stable, easy, medium. Sürünüyorum. Hah, böyle yapınca oluyordu herhalde. Bir dakika. Hangisi? Smart Moving'in tuşu hangisi şu anda? CTRL olması lazım. Şu anda CTRL'de çalışmıyor da. Controls, grab left control ama çalışmıyor. İlginç. Şunu ayarını değiştirsem. Tamam. Bir bakayım çalışıyor mu şu an acaba? Ben şu ormana dalacağım azıcık. İyi de CTRL'ye basınca hızlı da koşuyordu. Onu yapmıyor. Yapması lazım, bende yapıyor. CTRL'ye basınca koşuyor mu? Evet. Ben bir çık gir yapayım o zaman. Çalışmıyor bence düzgün. İlginç. Ve... Stick toplayacağız. Au. Oldu. Tamam. Çok az canım gitti. Aşağı mı atladın? Yaptığım hareketi zaten görsek canım neden gittiğini anlardı. Şey direkt suya dalış hareketi var ya onu normal kayıya doğru yaptım. Benim ilk Terraform Craft serimde Raxi'nin onu yaparak öldüğünü biliyor musun? Evimizin çatısından atlamıştı. Hala CTRL'de tam düzgün çalışmıyor ya. Çok sinir bozucu. Bu arada gördüğünüz gibi yaprakların içinden geçebiliyoruz. Ha evet tamam şimdi yaptım. Bir de şey, ağacı kesin yapraklar kendi kendine dökülür demeyin çünkü dökülmüyor, anında yok oluyorlar. Yok o CTRL'de X yaptım biliyorum o tuşu. Onu denemiyorum şu anda. Yok hayır ben izleyeyim. Başka bir şey deneyeyim. Evet. Ben şeyler konuşuyorum ben. Başka bir şey yapmayı deniyorum. Heh, tamam. Oluyor. Ama yalnız o Raxia'nın ölümü paha biçilemezdi. Keşke kameraya çekip, şey, kameraya denk getirebilseydik onu. Hı, tamam. Harbi Raxian nerede? Evet yani Raxian nerede? Hain!
Bize de bugün için söz vermişti. Yay! 3 tane sapling'im varmış maple. Yerde birkaç tane stick buldum. O zaman şunların ısınmasını bekleyip bolca ağaç olan bir yere gidelim. Aynen. Ben şu an ağaç kesiyorum zaten. Yakında var zaten. Ha. Tamam. Bunlar bitmiş. Ben de o zaman bunları alıyorum. Tamamdır. Benim bulunduğum yere gelebilirsin diyeceğim de beni görebiliyor musun? Şimdilik hayır. İstersen sen bir çık, bir harita yükle. Şimdilik böyle olsun ya. Uzun sürer çünkü. Oyun açılması sürüyor biraz. Aa, ben de 2 saniyede açılıyordu. Bilmiyorum. Ben de kasanın açılması uzun sürüyor. Multi MC'den açınca şey oluyor, bende uzun sürüyor. Herhalde onunla alakalı bir şeyler olabilir. Var. Ben Vanilla Launcher'ı kullanıyorum. Biraz daha çubuk topluyorum. Bu arada değişik tip ağaçlarımızın olması işe yarıyor. Onu aklınızda bulundurun. O yüzden değişik tip setlikler toplayın her daim. Evet, her odunun farklı özellikleri var. Aynen. Birisi mesela daha dayanıklıdır, birisi daha fazla yanar, birisi daha uzun süre yanar. Evet. Gibi. Mesela dayanıklı olanların ev malzemesi olarak kullanabilirsiniz. Çok daha mantıklı olabilir. Hı hı. Bazıları da daha yüksek sıcaklık dayandığı için daha kolay ısıtıyor eşyaları. Ha evet. Şey, hızlı bir şey pişirmeniz gerektiği takdirde onlar çok işinize yarıyor. Evet. Multi-MC kısaca şey ya, birden fazla Minecraft klasörü olmasını sağlayan basit bir program. Böylelikle her seferinde Minecraft'ını değiştirmenize gerek kalmıyor. Direkt aynı launcher üzerinden. İşte gerçi Vanilla Launcher'da da onu yapabiliyorsun. E işte mod klasörü şey olmuyor onda da. Oluyor. Oluyor mu? Ayrı klasör atayabiliyorsun. Ben en son baktığımda bütün instance'lar için mod klasörü şeydi. Bağımsız. Ortaklı. Bağımsız mı şu an? Hani oldu mu olası bağımsız? Şey 1.5.2'den beri bağımsız. Ya da 1.6.4'ten. Hangisi hatırlamıyorum. Bayağıdır multi-MC kullanmak zorunda kalmıyorum. Hani orada şey, Game Directory diye bir kısım var ya. Ayarlardan mı değiştirebiliyorsun olduğu yeri? Çünkü ben daha önce o sorunu yaşadım. Çok eminim mod klasörün hepsini ortak kullandığından normalde. Yani Game Directory'yi ayarlamadığın sürece ortak kullanıyor. Heh, evet işte. Game Directory'yi ayarlarsam değişiyor. Bende Vanilla Game Directory'yi kullanan hiçbir şey yok mesela şu an. Mesela şey, terafirma slash archive slash mc slash tfc diye bir klasörde. Ya mesela ama multi-MC'de şöyle bir şey var. Benim atıyorum terafirma craft serimin simgesi bir tavuk kafası. Ha, o kadar görsel değil. O ayrı bir güzellik. Evet. Biraz taş, çubuk. Tamam, evi nereye yapıyoruz şimdi? Güzel bir yer bulalım. Güzel soru. Suyun kenarında olursa maden de çıkarabiliriz. Aynen. Gold penlerle. Şurası sanki güzel bir yer gibi. Burası aynen. Değil mi? Aynen, orayı diyecektim ben de. Tamam. Buraya yapalım o zaman. Aynen, gayet güzel. Oo, eş. Eş. Bizim eş geldi aklıma. Eş keçim. Oo, burası direkt gündüz yer. Süper. Aynen. Fake, sen bizim eşle tanışmış mıydın? Aa, bebek squid. Hayır. Bizim epik bir mimar arkadaşımız. Bebek squid buldum ve öldürmek istiyorum. Bebek squid'in bile 400 canı var ya. Ölmüyor. Ha, öldürdüm. Sana abi Terrafirma Craft'ın yeni bölümü ne zaman diye sormuşlar. Bilmiyorum. Henüz çekmedim ama bölümü.
Çantam tamamen full ya. Ya iki ayrı tele firman olacak, ilginç. Evet, birisi canlı yayında, birisi YouTube'da single player. Ya onu da buraya taşı diyeceğim de. Hani işte o da biraz sıkıntı olur. Evet, server. Şimdi ben bir çantamdaki her şeyi... Sen seramik jug almış mıydın şeyden? Evet. Diğer seramik jug'ı. Ha tamam. Ben de benim çantamda yok diyorum. Bunları yere bırakayım biraz. Bugün video gelecek ama yine geç saatte gelecek genelde olduğu gibi, ne yazık ki. Hangisi geleceğini bilmiyorum. Daha çekmedim bile. O yüzden geç saatte gelecek diyorum zaten. Bunu da gold pen yapalım. O zaman gold pen'de maden çıkarmaya çalışıyorum biraz. Burası zaten full sand'den olduğu için bu alanı hiçbir şey koymama bile gerek yok. Ha bu arada şey, senin yayında benim izleyiciler varsa eğer, bir spoiler versem mi? Verebilirsin. Şu anda kaç kişi izliyor ki? Bende gözükmüyor hala. 760. Wow. İyiymiş. Bir ara 1000'e ulaşmıştı. Bugün geçebilir miyiz acaba? Hadi bakalım. YouTube'dan paylaşsaydım muhtemelen geçerdik ama. Şimdi YouTube'dan yazı olarak gönderiyorum şu anda. Yazı olarak gönderince sanırım herkese gitmiyor. Bu arada temiz su değil bu. Öyle mi? Aynen. Ha, evet, burası bildiğin deniz. Ama şu arkalarda bir yerde temiz su olacaktı. YouTube'da bir dahaki sefere video ile paylaşırım. Fake, bence evi şuradaki düz alana kurmak daha mantıklı. Daha ortadaki bir yere. Tamam, ben zaten buradan sadece maden çıkarmaya çalışıyorum ne kadar başarısız olsam da. Evet ve... Çok güzel bir biçimde gece olmaya başladı. 3090 kişi olmuştu en fazla diyenler var, evet. Oh. Sanırım. Hatırlamıyorum, bayağı bir ara yükseğe çıkmıştı da. Hiç. Hatırlamıyorum. Evet, şimdi evin neyden yapacağız? Güzel. Bilmiyorum, soru değil da. Mi? Evet, gece oluyor ama. Önemli bir problem bizim için. Hemen Hüsnü ateş hocam, yakalım. Strollar destek olarak kullanılabiliyor mu? Hayır. Yani 4 içinden geçiyor mu? 4 içinden geçmiyor ama destek de olmuyor. Yani bundaki destekler atıyorum yanındaki 4-5 bloğun düşmesini engelliyor ya. Yok hayır, sadece basit bir destek olsun yeter kafasında. Evet, öyle oluyor. O zaman... Ben burayı aydınlatıyorum. Yaratık gelmesin diye. O zaman ben biraz straw destek yapıyorum. Şimdi bildiğim kadarıyla şöyle. Şimdi ben eğer bundan direkt bunu yakarsam bana 2 tane torç verecek, bir tane çubuktan. Bu torçu kullanarak başka torçlar da yapabiliyorum. Direkt üstünde bu çubukla sağ tıklayarak, ama böyle yaparsam bir çubuktan bir torç geliyor. Evet. Yani ya isterseniz ben de çubuk bol hızlı hızlı yapacağım diyorsanız buna sağ tıklayın. Ama biraz daha tasarruflu olmak için bunu da teker teker yapmanız gerekiyor. İçine bir sürü de taş kullanabiliriz şu an yapı malzemesi olarak. Teker teker koymanız gerekiyor. Ah, düşüyor ama. Tamam. Ve torçlar bir süre sonra sönüyor. 48 saat sonra tam oyun saatine göre sönecek bunlar. Biraz torç yapalım. Buraları iyice bir aydınlatalım. Düşüyormuş. Yeterince destek olmuyorlar. Evet. Destek yapabilmemiz için... şey lazım. Testere lazım, evet. Evet. Sova yapmamız lazım. Dur. Şuraları aydınlatalım. Bir saniye. Şöyle. Yaratıklar bizi görebilecek mesafede de olmasın yeter. Eskiden baltayla işleyebiliyordun bunları. Yaratıklar bizi görebilecek mesafede de olmasın yeterli olur. Bir tane doğdu bile. Bize doğru mu geliyor? Evet, bir adet zombi. İki tane oldular. Biri gitti, biri kaldı. Hı, tamam. Odunlarımızın bir kısmını döşeyeceğim.
Peki. Kurulum videosu yarın gelir muhtemelen. Hoş, bana ne gömdü? Şunun içine bir sürü şey yapayım ya, odun atayım. Biraz daha torç. Yardım. Evet, geliyorum. Sen geri çekil istiyorsan. Oh be. Şimdi. Şu anda ayarlayamadım da yayın ilerledikçe facecam açabilirim muhtemelen. Muhtemelen ama kesin bir şey yok. Bu arada şöyle bir destek döşüyorum şu an. Gizlenecek yer olarak. O odunları kesmesi yıllar sürecek. Evet. Maalesef. Ama başka şansımız da yok. Evet. Şuraları da aydınlatayım. Biraz daha. Bir tane torç bırakıyorum. Torçlar sönünce onunla yakacağız çünkü. Fazladan. Oralarda tamam. Şurayı da aydınlatalım. Şurayı da strollardan bir kapı olarak kullanalım. Birkaç tane daha torç lazım. Bir daha zombi geliyor. Bıçak şurada. Şimdi şey, bildiğim kadarıyla benim strollardan zombiler geçebiliyor ama bizi göremiyorlar strolların arkasından. Ama bizi görmüşlerse strollardan geçip bizi kovalıyorlar. O zaman kapı olarak kullanabiliriz strolları. Yani şimdilik. O zaman biraz daha torç yapıyorum. Bıçağım kırıldı. Yardım. Tamam, geliyorum. Ve 1-7 ondayız yani. Zombilere vurdukça daha fazla zombi geliyor. Keşke zombi etini yiyebilsek falan, bir yararı olsa ama. Yiyemiyoruz. Bir kullanımı da yok. Hı. Öyle lanet bir şey zombi eti. Efendim zombiciyim. Şimdi saplinklerimizi ekelim şuraya. Belki 100 yıl sonra büyür. Gel. Tamam, burası bayağı aydınlandı. Yeterli olur şimdilik. Şey, iki tane bıçak yapmayı biliyorsun değil mi? Bir tane üretimde. Evet. Öyle yapıyorsun. Tamam. Wiki'ye bakmıştım ve onun eklendiğini gördüm. Önceden yoktu o. Evet, o yüzden sordum. Buralardan hiç altın çıkmıyor ya. Hiçbir şey çıkmıyor yani. Altın diyorum. Maden. Yok demek ki yakınlarda maden. Hı-hı. Gündüz olsun, diğer yerde ben maden ararım. Pek bir şey çıkmıyor. Ben şuraya sapling ekiyorum bolca. Heh, bir tane copper elde ettim burada. Yay! Kaç tane ihtiyacımız vardı? Bir saniye bakacağım şimdi. Sana zombi yaklaşıyor. Kazara bir torç çıkardım. Hmm. Şimdi gel bakalım. Burada 6 tane tetrahidratımız var. Sende ne kadar var? Kapır. Bir tane çıktı daha. O zaman 3 tane daha lazım. Şuraya koyayım seramik vessel'larımızı. Bir tane daha çıktı kapır. Onlardan bir tanesini bana al, buradaymış zaten. 3 tane oldu. Son bir tane daha lazım. Ama burada çoktan maksimum şeyi aşmışız. Sen bunların kullanımı mı değişti? Akan su olması gerekiyor. Bir de belli bir bölgede belli bir sayıda yapabiliyorsun. Sonra değiştirmen yok, gerekiyor. Yok şey, gravel'ı nasıl alıyorduk? Direkt akan suyun altına koyuyorsun. Ha. Selam zombi. Benim bıçağım yok da şu an, bir dakika, kırılmak üzere. Tamam, ben oyalıyorum. Ha, şurada varmış, tamam. Tamam, oh, öldü. Tamam.
Sabah da oluyor. Biraz daha rahat oluruz. Clay olduğunu gördüm de şu anda Clay'e ihtiyacımız yok. Ayrıca orası Clay değil sanırım. Emin değilim. Her türlü Clay'e ihtiyacımız yok şu an. Şunu nasıl kullanıldığını hala çözmeye çalışıyorum. Direkt sağ tıklıyorsun. Ha şey, onu sen gold pen'e dönüştürdün mü? Aa, hayır. Direkt şey, çalışma masasına koy. Doğru. Ben de diyorum neden işlemiyor. Zombi geliyor arkandan. Selam zombi. Bolca kapır çıktı aslında iki tane. Ve daha çok gold çık... Yok pardon, kapır çıkmış daha çok. İki tane kapır çıktı mı? İki tane çıktı. Oo. Tamam o zaman artık yapabiliyoruz. Dört oldular. Vav wow, o bölgede bayağı varmış. Aynen. Bu yakınları araştırmak sen lazım. Ve burası... Tamam o zaman artık testleri yapabiliyoruz. Hı. Evet testleri yapalım önce bir. Evet ben evimiz olsun. Bu bölgedeki maksimum şeyi de bitireyim sen onu ısıtana kadar. Bir adet seramik vesile dağıtacaktık değil mi? Ha bir adet seramik vesile 10 tane. Sen de yeterince oldun mu bendekileri vereyim mi copper'ları? Şimdi ver sendekileri de. Zombi sesi duyuyorum evet. Ya. Şunların hepsini atayım. Bayağı almış ya. Hah. 10 tane. Wow. Aa bu arada bölümü bitirsem ben güzel olabilir. Sonraki bölüm. Şunlara başlarım. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz köftenin günler. İyi eğlenceler.